Herkese merhabalar. Saatler 17 ve kapanışa doğru başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Bugünkü ikinci buluşmamız yeni yayın döneminde. Ve bakın yanımda kim var? Bloomberg YT Genel Müdürü Özcan Türkoğlu. Özledin mi beni Özcan? Ben buradaydım zaten. Biliyorum da ben geldim. Yani biraz düşünüyorum şu an. Biraz düşünüyorum. Son ilk sorunu düşünüyorum şu anda biraz. Özledim bilmiyorum. Peki. Neyse hoş geldin tekrar bu arada. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Sen onu düşüne dur. ben kapanışa doğru da bugün ne yapacağız? Çok özetle onu anlatayım izleyicilerimize. Yeni yayın dönemi Ali Can'la başlayacağız. Türkiye ve özellikle Ankara bazlı gündemi alacağız kendisinden. Hep yaptığımız gibi bu saat diliminde. Ardından araştırma bölümümüze gideceğiz. Çağlar Kuzlukluoğlu'yla bağlantımız olacak. O bize detaylar paylaşacak piyasadan hareketliliklerle ilgili. Ve ardından da bir reklam arası var ama dönüşte Thales Eğitim ve Danışmanlık Yönetici Ortağı Erda Gerçek benimle birlikte olacak ve onunla da daha böyle geniş kapsamlı başlıklarımız var. Sizlerin de eğer varsa arada lütfen sorularınızı X üzerinden atınız diyelim ve tekrar Ali Can'a dönelim. Bir kez daha merhaba Ali Can. Ben çok heyecanlı ve çok keyifli bir haftaya başladım. Seninle tekrar yayın yapıyor olmak beni çok mutlu etti. Sağ ol, ne mutlu bana da. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temaslarıyla ve ziyaretiyle başlayalım. Burada hem iş hem de aslında bir destek ziyareti de var veya o amacı taşıyan da bir ziyaret. Nedir detaylar? Şimdi bugün Nahçıvan'da Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla bugün Nahçıvan'da olması aslında işte son 1-2 haftadır çok fazla konuşulan Azerbaycan-Ermenistan ki zaten Türkiye'nin buradaki duruşu ve söylemi net ama bir kez daha bu işte 25 saat süren antiterör operasyonu sonrası Azerbaycan'a net destek göstergesi olarak da yorumlanıyor aslında diplomaside, dış politikada. Yani Türkiye zaten Azerbaycan'ın bu konudaki net bir şekilde arkasında olduğunu birçok platformda dile getirdi. Bugün de bunun Nahçıvan'dan bir kez daha gösterdi aslında. Ki Cumhurbaşkanı'nın açıklaması da var Ermenistan'la ilgili olarak. Yani bunun yeni bir fırsat penceresi olduğu ve Ermenistan'ın da kendisine uzatılan eli tutması gerektiği yönünde bir açıklaması da var. Bunun dışında işte Iğdır-Nahçıvan doğalgaz boru hattı projesi, Nahçıvan askeri kompleksinin modernize edilmesi başlıkları var ama geniş kapsamlı değerlendirildiğinde aslında bugünkü Nahçıvan ziyaretinin Türkiye'nin Azerbaycan'ın arkasında olduğuna ilişkin bir de fotoğraf verilmesi olarak okunması gerekiyor bence. Şimdi bu Karabağ konusunda da zaten arka arkaya farklı açıklamalar da geldi. Bugün bir kere ikinci görüşme, yani Azerbaycanlı yetkililerle Karabağ Ermenileri arasındaki ikinci görüşme gerçekleştiriliyor. Artı yarın Brüksel'de Azerbaycanlı yetkililerle yine bu sefer Ermenistan devletinin yetkilileri arasında bir görüşme olacak. Muhtemelen burada hani Azerbaycan ve Ermenistanlar dışında işte Scholz'un danışmanı ve Macron'un da danışmanının olması planlanıyor. Bunların tamamı da 5 Ekim'deki Aliyev-Paşinyan toplantısı zirvesi için bir ön görüşme olarak da değerlendirilebilir. İspanya'da, Granada'da olacak. Muhtemelen o görüşme son anda bir değişiklik olmazsa. Dolayısıyla Ermenistan-Azerbaycan gündemiyle ilgili son durum şu an itibarıyla bu. Bir yandan Ermenistan'ın kendi içindeki karışıklıklar zaten devam ediyor. İşte 8 komutanın darbe planladıkları iddiasıyla gözaltına alınması konusu var. Ancak bu konu bir barış anlaşması gündemi var. Bakü'nün Erivan'a göndermiş olduğu bir taslak var. Onunla ilgili süreç bekleniyor. Dediğim gibi 5 Ekim'de muhtemelen Aliyev-Paşinyan zirvesi sonrasında buradaki süreç istenildiği gibi tamamlanacak gibi öngörülüyor şu an itibariyle. Peki gelişmeleri takip edeceğiz. Bakalım neler olacak o tarafta. Elbette hani bu süreçler, bu kaos süreçleri hep sıkıntılı. Doğru. O yüzden yakın takip ediyoruz biz de. Buradan içeriye gelelim istiyorum. Yarın kabine toplanıyor. Bu hafta sonu emeklilerin bir yürüyüşü vardı. Onlar da kendi haklarını talep ediyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz mesajlarını vermişti. Bir beklenti var ama hani yıl sonunu mu bekleyecekler yoksa Ekim'de bir şeyler olacak mı diye de bir soru işareti var. Bu ve diğer başlıklar üzerinden biraz ne beklemeliyiz yarın? Tabii. Şimdi birinci başlık emekli düzenlemesi zaten. Senin söylediğin gibi üst üste yapılan açıklamalar var hükümet tarafından. Hem Cumhurbaşkanı hem Cumhurbaşkanı yardımcısından hem Çalışma Bakanı'ndan. Şimdi yıl sonuna kadar çalışmanın tamamlanması planlanıyor. Ama ne zamana
tamamlanacağı konusunu bilemiyoruz şu anda. Ama yarın muhtemelen kabine toplantısında alternatifli olarak Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak sunulacak kabine gündemine. Yani yüzdelik zam mı yapılacak emeklilere, bir refah payı mı verilecek, seyyanen bir artış mı olacak, tek seferlik bir ikramiye mi olacak, tüm bunlar konuşulmuştu bu ay içerisinde. Bu alternatifli çalışma kabine gündemine ve Cumhurbaşkanı'na sunulacak. Şimdi bir yandan da Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarıyla beraber okuyalım. Yani dengeleyici bir çalışma olacağı ve bu çalışmanın yıl sonuna kadar tamamlanacağını söyledi hafta sonu. Daha düşük maaş alanları destekleyici mahiyette bir çalışma olacağı da söylendi. Dolayısıyla bu kapsamda emeklilerle ilgili olarak bu alternatifli çalışma içerisinden hangisi uygun görülürse buna yönelik daha kapsamlı bir çalışma gerçekleştirecek ve Ekim ayı içerisinde bunun aslında meclise sunulacak noktaya gelmesi planlanıyor. Dolayısıyla yarınki kabinenin bu anlamda gündemi önemli. Artı Bağkurlarla ilgili bir gelişme de var, onu da aktaralım. Muhtemelen yarınki kabine sonrasında bu çalışma içerisinde de olacak ama Bağkurların prim gün sayısının 9000'den 7200'e indirilmesi zaten kabul görmüştü. Bununla ilgili çalışmanın da tamamlanmak üzere olduğu söyleniyor. Aynı paket içerisinde mi yer alacak, farklı mı olacak bilmiyorum. Ancak Bağkurlara ilişkin böyle bir müjdenin gelmesi bekleniyor yakın zaman içerisinde. Peki, bu da devam edelim. Önemli. Önemli kabine başka gündemiyle. Ne var yarın? Bir seçim beyannamesinde AK Parti'nin zaten bu gençlere vergisiz telefon işi vardı. İlk kez tablet, bilgisayar veya telefon alacak gençlere. Bir tek gençlere mi? Bana yok mu? Sana bana işi? Biz genç sayılmıyoruz değil mi? Neyse, gençlere bunun bir takım kriterleri olacaktı. Muhtemelen buna ilişkin açıklamayı yarın yapacak Cumhurbaşkanı kabine toplantısı sonrasında. İşte enflasyonla mücadelede ne gibi adımlar atılacağı zaten hem Sayın Şimşek'in açıklamaları hem Sayın Yılmaz'ın açıklamaları vardı. Son süreçte Cumhurbaşkanı'nın Amerika dönüşü yapmış olduğu değerlendirmeler vardı. Bunlar masaya yatırılacak. Artı bir de çok önem verilen ve bence Ekim ayı başı itibariyle çok konuşacağımız kentsel dönüşüm ve depremle ilgili yasa. Evet. Şimdi bununla ilgili Çevre Bakanlığı, Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı yapmış olduğu bir çalışma vardı. Bunun tamamlanmak üzere olduğu ifade ediliyor. Burada da 1 Ekim'de meclis açıldıktan sonra direkt gündeme getirilmesi hedefleniyor. Çünkü taslak şu anda hazırlandı Çevre Bakanlığı tarafından. Ne var içinde? Binaların dönüşüme girmesinin kolaylaştırılacağı, kolaylaşmasının sağlanacağı bir takım maddeler var. İşte kat maliklerinin 3'te 2'sinin imzasının yeterli olması gibi veya evini kentsel dönüşüme verene verilen kira desteğinin artırılması gibi maddeleri içermesi. Planlanıyor, bekleniyor bunun içerisinde. Taslağın içerisinde bir kentsel dönüşüm başkanlığı kurulacak bakanlık içerisinde. Ancak bu başkanlık içerisinde de mesela İstanbul'a özel bir birim olacak. Bunun kendi bütçesinin olacağı ve İstanbul'a özel çalışma yapacağı ifade ediliyor. Dönüşümün bütçesi peki nasıl ayarlanacak? Buna ilişkin olarak da dönüşüm bütçesi içinde işlevini yitirmiş hazine alanlarının satılmasının gündemde olduğu, yine bazı rezerv alanlarının kat karşılığı müteahhitlere verilebileceği gibi başlıklar var. Şu anda biz Çevre Bakanlığı'nın taslağını tam olarak görme imkanımız olmadı ama bunun da yarın kabinede konuşulması ve Ekim başı itibarıyla da meclisin açılmasıyla beraber de meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Bir de tabii ki dış politika başlıkları var. Az önce de konuştuk. En öne çıkanları alalım. Yani zaten senden. Karabağ konusunu konuştuk. Evet. Ancak işte arka arkaya Hindistan'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulan temaslar var. Özellikle burada da İsrail konusu ve Yunanistan konusu Türkiye'nin öncelikli maddelerinden birisi. Bir de Mısır. Yani normalleşme çerçevesinde son dönemde araların kötü olduğu ülkelerle ne gibi olumlu adımlar atılabilir? Bunlar konuşuluyor aslında. Tahıl koridoru konusu var. Tahıl koridoru ile ilgili olarak Lavrov'un, yani Rusya Dışişleri Bakanı'nın Birleşmiş Milletler'de yapmış olduğu açıklamalar var. Bize verilen sözler tutulmadı. İşte bankanın SWIFT'e dahil edilmesi var. Limanlara engelsiz erişime izin verilmesi ve sigorta sorununa çözüm. Bunlarla ilgili adım atılırsa anlaşmaya dönebiliriz gibi. Zaten önemli başlıklardan birisi bu. İsrail konusunda yakın zaman içerisinde Netanyahu'nun Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Zaten sonra da Erdoğan İsrail'e gidecek. Burada enerji başlığıyla ilgili özellikle ortak sondaj çalışmaları konusunda bir anlaşma imzalanması bekleniyor. Yunanistan'la da ilgili olarak da 7 Aralık'ta zaten Selanik'te bir yüksek düzeyli işbirliği toplantısı gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı'nın katılacağı. Şimdi o toplantıda özellikle düzensiz göçle ilgili bir anlaşmanın
gündeme gelebileceği söyleniyor. Tabii Aralık ayına kadar kurulacak temaslar önemli, başta Avrupa Birliği ve Türkiye yetkilileri arasında. Ancak bu konuda Türkiye'ye bir vize kolaylığı ile ilgili adım. İki, Avrupa Birliği fonlarından Türkiye'ye daha fazla ödeme yapılması gibi başlıkların bu süre zarfında gündeme getirilmesi noktasında eğer bunlar gündeme gelirse ve adım atılırsa düzensiz göçle mücadele konusunda Türkiye ile Yunanistan'ın bir anlaşma imzalayabileceği yönünde yorumlar yapılmaya başlandı. Son Miçotakis Erdoğan görüşmesi sonrasında bir bu var, bir de zaten Türkiye ile Yunanistan arasındaki pozitif gündem arayışının devamı var. Tüm bunların konuşulacağı bir kabine toplantısı olacaktır ama ne gibi reel adımlar ortaya çıkacak, biz neleri göreceğiz, bunları da yarın akşam daha detaylı konuşuruz muhtemelen. Ne kadar yoğun. Yoruldun değil mi? Bir an böyle sanki nefes almadan konuşmuşum gibi geldi. Su da yok. Su da yok. Ben içerim şimdi. Stüdyoyu ancak kurduk. Şimdi yeni yayın dönemi ya. Sen bitir, ben suyu içerim. Tamam, okey. Harika. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldin. Çok teşekkürler. Yarın görüşürüz aynı saatte. Peki. Çok teşekkürler. Şimdi efendim gidelim araştırmaya. Çağlar Kuzlukluoğlu bizi bekler. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Evet, aylar sonra Çağlar Kuzlukluoğlu'yla aynı yayındayız. Merhabalar Çağlar, hoş geldin. Hoş buldum Nidem, sen de hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Çağlar, ne oluyor, ne bitiyor, neler paylaşacaksın bizimle bugün? Bu haftanın ana temalarından bir tanesi petrol diyoruz. Hani onunla ilgili var mı elinde paylaşacağım bir not? Öte yandan elbette borsa tarafındaki gelişmeleri de merak ediyorum açıkçası. Seni dinliyoruz. Didem, benim meşhur haritada zaten bugün tek herhalde olumlu kalan yer Türkiye'ydi. Şu an itibariyle de baktığımızda değerli izleyicilerimiz alt bantta da görüyor. Borsa İstanbul'da oldukça olumlu bir hava var. Ama borsa tarafına senin bıraktığın yerden devam edecek olursak birazdan grafikte de göstereceğim. Eylül ayı çok tabii tatlı sona ermiyor. Özellikle geçtiğimiz hafta belirgin biçimde bu görünümün ortaya çıktığını söylemek mümkün. Şu anda ana endeksler gözüyle Avrupa'da baktığında DAX ve FTSE %1'in üzerinde kayıpta. Kakaranda da %0,95, yani kabaca ona %1 de diyebiliriz. Ama ekrana gelen terminal grafiğimizde öncelikle şunu söyleyeyim değerli izleyicilerimize. ABD tahvil faizleri düşmüyor, yükseliyor ama şunu göstermek için Didem yönünü terse çevirdim. Yükselişini, yani yüzde kabaca 3,5'lardan 4,5'lara gidişini, hatta şu an itibariyle 10 yıllık ABD tahvil faizinin %4,52'de oluşunu, yukarı yöndeki seyrinin borsadaki etkisini görmek adına, çünkü sadece ABD ya da Avrupa ile de kısıtlı değil. Şurada bir MSCI Dünya Endeksi'nde 3000'in üzerinde, 3000 puanın üzerinde zirvemiz var Didem. Ağustos'un başından itibaren dalgalanmalar olsa da bu 3000'in üzeri seviyeden geldik 2900'ün de altına. Yani dünyada tahvil faizlerinin ABD 10 yıllıklarını burada baz alarak örnekleyecek olursak yükseldiği süreçte borsalarında bundan çok olumlu etkilenmediğini rahatlıkla söylemek mümkün. Zaten aslında beklenen, alışılan budur ama özellikle 2023 yılı ekonomik veriler anlamında çok da kötü geçmiyor. Özellikle hisse senedi tarafında bazı olumlu tablolar var diye konuşuyor olsak da Ağustos'tan Eylül'e geçişte tabii haftaya 2 Ekim itibariyle daha çok bunun net bir muhakemesini yapıyor olacağız ama evet, pek tatlı bir görünüm yok. Ama bak, bu arada bir son dakika var. BIST yüzde günlük yükseliş %3'ü, sanayi endeksinde %4'ü aştı, evet, şeklinde. Bizde tabii dediğim gibi tek herhalde o meşhur haritada olumlu görünüm bizde demiştik. 2021 yılının sonundan itibaren alıştığımız bir görüntü. Dönemsel, aynen, düşüşler oldu. 2023'ün de ilk 6 ayı pek tatlı geçmedi bu noktada ama devam edecek olsak petrolü tabii konuşmaya devam ediyoruz. Petrolde geçtiğimiz hafta özellikle ABD'deki beklediğimiz takvim esnasında bir zahmet bir duruş görmüştük. Bugün ama tekrar 94 doların üzerindeydik. Şu an itibariyle 93 doların bir miktar üzerindeyiz Brent petrolde. Şurada Didem bunu göstermek isterim. Neden? Belki bu tabloda Hint rupisinin çok bir anlamı olmuyor ama petroldeki yükselişin özellikle
günlük hareket bazında bakarsak buradaki etkisinin olduğunu söylemek gerekiyor. Ama şöyle bir ayırt da var. Mesela Güney Afrika randı da pozitif tarafa geçmiş Kolombiya pesosuyla beraber. Bu noktada tabii değer kaybeden para birimleri içerisinde biz Türk lirasını hep başlarda görürdük. Ama burada daha çok Doğu Avrupa'nın şu anda kurlarda özellikle son bir ayda petroldeki izlediğimiz gelişmelere oranla değer kaybettiğini dolara karşı özellikle dile getirmek gerekiyor. Toparlıyorum hemen. 2023'te aslında cidden emtianın çizdiği sınırlara sahne olmuştu gördüğümüzde günlük, aylık, haftalık hareketler. Şuraya dikkat çekmek isterim Didem. Sene başından itibaren tablonun nasıl değiştiği, özellikle yılın ortasına doğru tekrar ons altında bizim %10'un üzerinde yukarı yönde değişime sahne olduğumuz, şu anda %5'ler civarında yine yukarı yönde bir değişimden söz ediyoruz ama petrol neredeyse %15'i aşan kayıplara sahne olan bu yılda Eylül'ün sonuna doğru neredeyse ons altını ikiye katladığı bir yere gelmişti. Tabii bu haftanın kapanışı nasıl petrol sahnesi göreceğiz. O önemli olacak ama altını geçmiş vaziyette sene başından itibaren yükselişi. Yani değerli metaller tarafında sene resesyon, stagflasyon temasıyla yukarı yönde tekrar bir şey mi sahne olacak derken orada birazdan normalleşen bir görüntü artıda kalsa bile. Ama petrolle ilgili bilhassa haber akışlarıyla önce ciddi anlamda %20'lere varan belki de kayıp, şimdi de tekrar %10'lara altını ikiye katlar vaziyette varabilmesi muhtemel gibi görünen bir tablo var. Dediğim gibi 2 Ekim tarihi itibariyle, yani haftaya bugün, çok daha net bir Eylül tablosu göreceğiz ama 4. çeyrek en azından bilhassa hisse tarafı için, tahvil tarafı için stresli başlayacak gibi en azından bu pazartesiden baktığımızda. Çağlar Kuzlukluoğlu, çok teşekkür ediyorum. Paylaştığın detaylar için takip edeceğiz. Seninle de günlük olarak buluşacağız bu bölümde ve yorumlarını, derlediğin tüm notları dinleyeceğiz. Teşekkürler sana. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Kapanışa doğru da şimdi bir reklam arasına gidelim. Dönüşte Thales Eğitim ve Danışmanlık Yönetici Ortağı Erda Gerçek'le sohbet edeceğiz. Bir yere ayrılmayın. Kapanışa doğru devam ediyor efendim. Şimdi Thales Eğitim ve Danışmanlık Yönetici Ortağı Erda Gerçek'i alıyorum yanıma ve öyle devam ediyoruz. Erda, hoş geldin. Merhabalar, merhabalar Didem. Böyle gündüz vakti seninle yayın yapmak farklı geldi mi sana da? Evet, biraz yerimi yadırgadım açıkçası. Ama fon güzel yani. Hani akşamleyin biliyorsun çok böyle hani wanted, aranan adam profili çiziyordun boş beyaz duvarın önünde. Şimdi daha bir şık görünüyor. Evet evet, gün ışığı olunca çok farklı yerlerde bulunabiliyor. Aynen öyle, hoş geldin. Erda, şimdi aslında biraz dışarıdan biraz içeriden çok fazla gündem başlığı var. Ben biraz Amerika tarafıyla başlamak istiyorum. Evet, geçen haftada bıraktık Fed faiz kararını ama biraz böyle bir ikilemde gibi sanki piyasalar, özellikle de tahvil tarafıyla ilgili gelen yorumlar konusunda senin düşüncelerini merak ediyorum. O yüzden istersen bir toparlayalım. Yani Fed ne dedi sonuçta? Piyasa ne algıladı? Ve dolayısıyla da ABD tahvilleri tarafında gördüğümüz satışlar nereye kadar devam eder? Getiriler nereye kadar yükselir? Bunu merak ediyor herkes. Bu ben arada öyle... senin benle paylaştığın grafik de var. O da sen konuşmaya başladığında onu da paylaşacağız. Tamam tamam. Şimdi sıkça konuşalım. Şu anda 10 yıllık faizler, dünyanın risksiz varlık dediğimiz faizlerin nereye gittiği kadar önemli başka bir şey yok dünyada, ki en önemli fiyatlama aracı. O yüzden ne kadar konuşsak az, dönüp dolaşıp aynı şeyi konuşuyorsunuz diyebilir seyirciler, ama evet doğru, öyle de yapmaya devam edelim. Daha önemli bir şey yok şu anda. Çünkü dönüp baktığımız zaman petrol konuşsak da diyoruz işte fonlama maliyetleri yükseldi. Onun için 80 dolar, orayı da tekrar konuşabiliriz. 80 doların artık alt sınır olması gerekiyor gibi şeyler de konuşmamız gerekiyor. Şimdi
grafiği de koyduysan grafik üzerinden bakalım. Şimdi evet, aslında kısa grafik bir dönemi, şu an ekranda. Evet, kısa bir dönemi gösteriyor. Bu grafik JP Morgan'dan çok net bir şekilde şunu gösteriyor bize. Son çıkışın asıl nedeni büyümedeki, piyasanın büyümedeki fikir değişikliği. Şimdi Ağustos ayında baktığımız zaman Ağustos ayının hemen hemen tamamında hatta eksi rakamlar var orada. Ne diyor? Büyümenin ivmesi azalacak, durgunluğa doğru giderecek. Bunun neticesinde faizlerin daha aşağıda olması gerekiyor düşüncesi hakimdi. Ağustos sonuna doğru özellikle Jackson Hole'dan sonra bu fikrin tamamen değiştiğini, Eylül ayının hemen hemen tamamında da daha büyük büyüme rakamlarının, daha hızlı diyelim daha doğrusu, daha hızlı bir büyüme rakamının fiyatlandığını görüyoruz. Tabii ki bu fiyatlamadaki en büyük ağırlık para politikasında olacaktır. Ama büyüme şeklinde, yani büyümedeki, hatta daha da ileriye gidelim, piyasanın görüşündeki U dönüş çok belirleyici oldu. 4,5'lere geldik. Alternatif getiri açısından çok değerli. Neden değerli? Şöyle düşünelim. Şu anda yani nakitimize %5 gibi bir, %5'in üzerinde dolar nakitimize para kazanabiliyoruz. 10 yıllık %4,5. Şöyle dönüp geçmiş uzun bir zamana, 80, hatta 19. yüzyılın başından beri baktığımız zaman aslında Doçen'in çok güzel bir çalışması var bu konuda da. Baktığımız zaman 10 yıllık dönemlerde %4,5'un altında, pardon şöyle diyelim, 4,5 faizle, yani 10 yıllıkta 4,5 faizle enflasyona göre para kaybedildiği olmamış. Devamlı yani bu 10 yılda yatırım yaparsanız geçmişte her zaman bu seviyelerde para kazanmışsınız. Yani çok önemli bir alternatif getiri oldu. Fed'in üzerine basarak söylediği, ya zaten yani biz bunu yakalamaya çalışıyorduk, bunu yakaladık. Şimdi burada aslında bizim Fed'le ilgili Jay Powell'ın söylemekten sakındığı kelime yumuşak iniş, değil mi? Yumuşak iniş konuşmak istemiyor. Çünkü yumuşak inişin ne olduğu belli değil. Eski Fed başkanlarından Bullard'ın açıklaması var. Diyor ki yumuşak iniş %2 enflasyondur. Ondan sonra diğer başkanlar da açıklıyor. Diyor ki zaten %2'ye inmeden bizim enflasyon hedefimizi de değiştirme şansımız yok. Biz aslında yumuşak inişi %2'yi bulmaları gibi düşünmemiz gerekiyor. Yani %2'yi bulalım, onun dışındaki faktörlere de ayrıca bakarız. Bu sırada işte işsizlik nereye geldi, efendim büyüme nereye geldi diye bakmak lazım. Ama net bir şekilde o grafikte de görüldüğü üzere büyümeyle ilgili çok büyük bir şeyimiz var, U dönüşümüz var piyasa olarak. Çok önemli şimdi ve takip edeceğiz elbette. Bu arada hani Kasım'da bir faiz artışı olur mu olmaz mı noktasında da böyle farklı bir takım görüşler var gibi ama sanki olmayacak beklentisi daha hakim. Doğru mu? Bilmek çok zor. Şimdi önümüzdeki ay içerisinde yavaş yavaş bizi yönlendirecekler bu konuyla ilgili. Hı hı. Biz de yönleneceğiz. Yani aslında burada ikili yönlü şey var. Biz de yönleneceğiz diyorsun. Evet evet, yani biraz piyasa bir tarafa doğru yönleniyor. Fed diyor ki çok o tarafa yüklenmeyin, bakın bunlar oluyor gibi devam edecek. Arttırması için sebep çok değil. Yani reaksiyon önümüzdeki, hani verilere bağlıyız diyor ama biz defalarca seninle konuştuk. Aslında verilere çok bağlı da devam etmiyorlar. Şu anda bekleme zamanına geçmiş olmaları lazım. Hep kafamızdaki sorunun şu olması lazım. Hani diyoruz ya, para politikası işte hem sıkılaştırma hem gevşetme uzun bir ve değişen bir süreyle, zaman içerisinde etkisini gösteriyor. Acaba ekonomi içerisinde bu değişken süre çok çok daha kısaldı mı? 12 ile 18 ay diyorduk. Şu anda bazı Fed başkanlarının, eski Fed başkanlarının çıkıp bunun 8 aya da düştüğünü gösteriyor. 8 aysa biz aslında eski faiz arttırımlarının etkisini yaşadık. Enflasyon düşmedi. Bu böyle bir durumda tekrar enflasyonla savaşta devam ediyor olmamız lazım. Faiz arttırıyor olmamız lazım. Eğer farklı bir yapıdaysak, yani eğer hala onların tam etkisini görmediysek şu anda beklemekte yarar var. Önemli olan bu olacak bence karar aşamasında. Şimdi Erda, bir başka konu aslında bugün konuşacağımız
bambaşka bir gündemi de birleştiriyor. O da petrol. Ya Brent'teki yükseliş, bu Çin'le ilgili sorumda etkili olan bir husus. Avrupa ile ilgili gündemde etkili olan bir husus. İçeriyle ilgili gündemde de bir o kadar etkili olan bir husus. Şimdi ben petrol konusunu şöyle ortaya bırakayım. Sen Brent'te özellikle gidişatla ilgili düşüncelerini paylaş. Hemen akabinde de bu bölgesel alanlardaki daha spesifik sorulara geçeyim. Tamam, yani $100 sıkça konuşuluyor. Şimdi bir aslında talep keşif sürecindeyiz. Ne demek bu? Kaç dolar seviyesinde, kaça çıktığı zaman talepte çok ciddi bir düşüş göreceğiz. Bunu şu anda buna demand discovery dediğimiz. Yani fiyat keşfetmiyoruz, biz fiyat seviyesi verip talep keşfetmeye çalışıyoruz. Şu ana baktığımız zaman $100 seviyelerinde, işte 95 seviyelerinde de hala şey açısından, talep açısından çok ciddi bir rahatsızlık olmadığını görüyoruz. Yukarıya çıkmasında, biraz daha yukarıya çıkmasında çok ciddi bir sakınca yok gibi görünüyor. Fransa'dan geçen, Fransa ekonomi bakımından gelen, bakanından gelen güzel bir açıklama var. Diyor ki ortalama Fransız kişisinin petrole, enerjiye harcadığı aylık gelirinin %5'idir diyor. Bu da bir, yani buralara çıkması çok ciddi bir rahatsızlık, tüketim açısından çok ciddi bir rahatsızlık yaratmayacak diyor. Dinamik açıdan geçmiş programlarda seninle bayağı bir şey yaptık, bu konunun kritiğini yaptık, eski korelasyonların tutmayacağı anlamında dinamik olarak baktığımız zaman daha hizmet sektörü ağırlıklı, daha tüketici ağırlıklı büyüyen ülkelerde şu an için çok ciddi bir rahatsızlık yaratmayacak gibi görünüyor. O yüzden yukarıya doğru devam etmesinde bence bir sakınca yok. Bunu bir hedef ya da bir fiyat olarak söylemekten ziyade, yani yukarıya gitmesi, yani bazı kişilerin söylediği gibi, bazı stratejistlerin, ekonomistlerin söylediği gibi çok ciddi bir rahatsızlık yaratmayacaktır şu an için ekonomilerde. Bazı gelişmekte olan ülkelerde belki biz de bunu koyabiliriz içine. Biraz bir vergi gibi, tüketiciye bir vergi gibi olacaktır ama genel global ekonomi için etkisini şu anda çok rahatsız edici bulmuyorum ben. Bu açıdan baktığımızda aslında belki Avrupa tarafıyla ilgili mesela çok önemli bir ECB karar değiştirici özellik taşımıyor noktasındasın sen, öyle anlıyorum. Peki kesinlikle. Çin için aynı şey geçerli mi? Yani orada, orası bir üretim merkezi sonuçta. Her ne kadar büyüme beklentileri aşağı çekiliyor olsa da yine de bir dinamo görevi gören bir bölgeden bahsediyoruz. Çok doğru. Şimdi iki tane şekilde yaklaşalım. Birincisi, benim izlediğim kadarıyla Çin yani çok büyük bir emtia ithalatçısı olduğu için emtia olan ihtiyacını dinamik bir şekilde, yine o dinamik kelimesini kullanalım, dinamik bir şekilde çok iyi karşılıyor. Yani bu konularda son dakikaya düşüp inanın aman gidelim bu fiyatlardan alalım gibi karşılamıyor. Zaten son zamanlarda petrol ithalinin nereden geldiğini de hepimiz çok iyi biliyoruz. O yüzden bu fiyatlardan çok rahatsız olacak değil. Çin'de konuştuğumuz zaman şu anda yumuşak ekonominin yumuşak karnı gayrimenkul piyasasıdır. Bu da şu anda bence petrol fiyatlarından çok ciddi etkilenecek gibi görünmüyor. Yani ekonominin başka sıkıntıları var orada. Petrol, gerçekten petrol sıkıntısı yok. Bir değişim süreci geçirmesi gerekiyor Çin'in. Onu yapmaya çalışıyorlar. Yani biraz önce söylediğim gibi Avrupa Merkez Bankası da petrole işaret edip, ki zaten yapmamaları gerekiyor. Petrole işaret edip petrol neticesinde bir faizi daha da arttırmamız gerekiyor diyeceklerini sanmıyorum. Şimdi ikinci konuya gelelim. Şimdi hep biz şöyle, geçen seninle programımızda da biraz konuştuk. Dünyanın, işte dünya ekonomisinin dinamosu. Evet, dünya ekonomisine katkı sağlıyor ama büyük rakamlar, evet, Çin özellikle, kısmen de Avrupa Birliği. Fakat siz bu büyüklükteki ülkeler cari işlemler fazlası vererek büyüyorsa aslında başkasının ekmeğini yiyor. Net bazda baktığımız zaman, bunun bir cari işlemler fazlası eksiği bir toplam sıfır oyunu olarak baktığımız zaman aslında Çin'in fazlası başka birinin aslında ekonomik zararı haline geldiği için, biz bunları söylerken Çin dünyanın dinamosu, Avrupa Birliği de işte
katkı sağlıyor gibi derken aslında bir taraftan da ödemeler dengesi dinamiklerini de göz ardı edemeyiz diye düşünüyorum. Doğru, doğru. Şimdi son 1,5 dakika içerisinde çok hızlıca şunu da sormak istiyorum. Birincisi hani Türkiye açısından net enerji ithalatçısı bir ülke olduğumuz için Brent'teki her hareket bizim için önemli. Özellikle de yeni projeksiyonlar ve yeni ekonomi yönetiminin beklentilerini tutturabilmesi açısından önemli, başta da enflasyon. O konuda herhangi bir tereddüte yol açan bir hareketlilik gözlemliyor musun Brent tarafında, yoksa biraz daha gelir geçer bir süreç mi Türkiye içinde bu? Bizim için de aynı o bir yerde talepte bir düşüş olacak mı olmayacak mı onu göreceğiz. Aslında buradaki en büyük sıkıntı dünya ekonomisi için biraz önce dedim 100-120 oraları kaldırabilecek durumda petrol talebi elastik değil. Yani yüksek fiyatlara rağmen talepteki düşüş genelde fazla olmuyor. Türkiye için de bu geçerli. O yüzden bu da biraz sakıncalı çünkü toplam enerjiye verdiğimiz maliyet eğer navlun bazında azalmayacaksa cari işlemler açığı tarafından bizi rahatsız ediyor. Bu ne demek? Türkiye'ye orta vadeli plan çerçevesinde de baktığımız zaman Türkiye'ye çekmemiz gereken para TL'yi de destekleyecek bir şekilde, rezervleri de arttıracak bir şekilde baktığımız zaman daha fazla olacaktır. Yani yurt dışından Sayın Mehmet Şimşek'in devamlı söylediği yurt dışından finansman konusunda çok ilerlemeler kaydettik. Biraz daha fazla ilerlemeler kaydetmemiz gerekecek. Çok teşekkür ediyorum Erda sana. Bundan sonra kapanışa doğru da her pazartesi bana eşlik ediyor olacaksın. Değerli yorumlarını buradan izleyicilerimize ulaştıracağız. Sana iyi bir hafta diliyorum. Pazartesi görüşmek üzere. Gelsin. Teşekkürler. Efendim kapanışa doğruyu burada noktalayalım ama bir yere ayrılmayayım. Bir araya gidiyoruz. Dönüşte ben iş dünyasında tekrar karşınızda olacağım konuklarımla birlikte.